Bana bir şey söylemeyecek misin Sahra? Yanımda olmanın bir anlamı var mı? Seninle anlamsız bir gün yaşamak istesem. Anlamsız bir gün. Evet. Hafızasını kaybetmiş biri gibi öylece amaçsız gezinmek istiyorum. Tıpkı benim aylardır yaptığım gibi. Bana da öğretir misin? Çok kolay. Kendimi sadece rüzgara bıraktım. Bana yarın rüzgarın hangi yönden esip bizi nereye savuracağını bilemeyeceğimizi söylemişti. Meğer beni tam da olmam gereken yere bırakıvermiş. Benim için de aynı şeyi yapar mı sence? Sen yeter ki kendini bırakmayı bil. Hiçbir şey düşünme. Bu mümkün mü? Beynimin içinde büyük bir savaş varken. Sanırım işini kolaylaştıracak bir yol biliyorum. Nereye gidiyoruz? Rüzgarın her şeyi unutturduğu yere. Hüseyin, öyle bir yer yok. Başını döndürebildiğime sevindim. Ama hile yapıyorsun. Amaca giden yolda her şey mübahmış. Belki de sana misilleme yapıyorumdur. Niyeymiş? Yaşantıma öyle hızlı girip çıktığın, başımı döndürüp beni allak bullak ettiğin için. Hani bugünlük her şeyi unutturacaktın? Affedersin. Galiba midem bulanıyor. Bir doktor olarak baş dönmesi ve bulantıya koyacağım teşhis. Hüseyin. Ama imkansız değil mi? Evliliğinde formalite olduğuna göre. Sen resmen Mithat'la birlikte olup olmadığımı öğrenmeye çalışıyorsun. Beni kandırdın. Gene kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Haklısın. Affedersin. Korku tüneline girmeye ne dersin? İçinden Nil çıkmayacaksa olur. Lütfen. Alo? Hadi anne de. Anne. İpek yavrum. Merhaba İffet. Sahi mi? Çok çok sevinirim. Nerede buluşalım efendim? O zaman biz oraya gelelim. Bir saat sonra buluşuruz. Hoşça kalın. Nil Hanım, ben geç geleceğinizi sanıyordum. Banka cüzdanımı unutmuşum. Alıp tekrar çıkacağım. Siz nereye gidiyordunuz? İpek evde çok bunaldı. Sakıncası yoksa biraz yürüyüşe çıkarmayı düşünüyordum. Tabii. Ama fazla geç kaldım. Hava birden soğuyuveriyor. Ben de İpek'i çok merak ediyorum. Sahi mi? Eminim sana çok benziyordur. Dünyanın en güzel kız çocuğu. Bugün benim de bir çocuktan farkım kalmadı ya. İhtiyacın olan da buydu. Bazen bildiklerini unutmanın en güzel yolu unuttuklarını hatırlamaktır. Bugün sanki çocukluğuma dokunuverdim. Özlediğim masumiyeti. Birazdan da çocuğuma dokunacağım. Kendini rüzgara bırakırsan olman gereken yere götüreceğini söylemiştim sana. Teşekkür ederim.
Sana ve rüzgara. İpek. Kızım. Canım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İpek, İpek ve ikinizin de kızı. Estetik cerrah. Başka bir deyişle bu yüzün ikinci mimarı. Hüseyin Fas'ta hayatımı kurtaran doktor. İşte bu da benim İpek'im. Gel bakalım. Sen ne tatlı bir şeysin böyle. Gerçekten de sana benziyor. Mithat Bey yok mu? Hayır yok. Sahra Hanım neler olduğunu bilemezsiniz. Ne oldu İfet? Lara. Annesi polisle kapıya dayanıp Lara'yı alıp götürdü. 2 gündür perişanız Sahra Hanım. Buna daha ne kadar dayanabilirsin? Dayanabildiğimi kim söyledi? O zaman bir şeyler yap. Hak ettiğin hayat bu değil. Ne yapabilirim ki? Yarın akşama dönüş biletim var. Gidiyor musun? Gidiyor muyuz? Şu an sağlıklı düşünebildiğimi sanmıyorum. Hepimiz için yanlış bir karar vermekten korkuyorum Hüseyin. Sen kendi kararını ver, benimkini bana bırak olur mu? Hem bir kararın doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu yaşamadan bilemezsin. Sen ne istediğini söyle. Şimdilik sadece ne istemediğimi biliyorum. İstemediklerin listesinin başında ben yokumdur inşallah. Listen yarına kadar hazır olur mu? Salma Hanım. Ne hoş bir rastlantı. Rahatsız etmedim ya. Yo, tabii ki etmediniz. Bizi tanıştırmayacak mısınız? Nil Hanım, iş ortağımız rahmetli Sinan Bey'in eşi. Ha. Hüseyin, estetik cerrah. Fas'tan konuğum. Özel bir konuk herhalde. Salman'ın kuzeni. Öyle mi? Memnun oldum. Sizce bir sakıncası yoksa? Ha, lütfen, buyurun. Biraz dolaşmaya çıktım. İşlerim vardı. Bir kahve molası vereyim derken sizi gördüm. Salma Hanım. Ne kadar şanslısınız. Kuzenim estetik cerrah olsa hiç düşünmeden masaya yatardı. Belki sizi de ameliyat etmiştir. Yüzünüzün tamamını hiç görmediğimden. Salma'nın operasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Siz mahrem sayılmıyorsunuz yani. Salma Hanım'ın yüzü hakkında bir fikriniz olduğuna göre. Bu arada Mithat Bey nasıl? İyi. Kuzeninizin eşiyle tanışmış olmalısınız. Henüz değil. Eminim çok seveceksiniz. Birbirine böylesine aşkla bakan bir çift daha görmedim. Ya Serkan? Babaannesinde.
Yoksa Mithat Bey'in, ah pardon, Mithat Bey ve kuzeninizin bir oğulları olduğunu bilmiyor muydunuz? Bilmez olur muyum? Salma ile sık sık yazışırız biz. Bir akşam mutlaka bekliyorum. Dördümüz yemek yiyelim. Ne dersiniz? Tabii, neden olmasın?